Cesus kazanmak istiyor Ki ülke basınına da Portekiz'e gittiğinde de e, Buradaki atmosferden Fenerbahçe taraftarlarından bahsetmiş Ve bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına Vurgu yapmış Portekizli teknik adam e, Cesus'un bir 11 çıkarttın galiba Oraya Serdar e, Beşiktaş deplasmanı her takım için Ama istisnasız her takım için Çok zor bir deplasman e, Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Derbi maçından. Baktığında böyle 11'leri tarttığında. Gerçi Cessus'un 11'leri hep değişiyor. Evet. Yani bir 11 çıkartmaya çalıştım ama e, Cessus'un 11'ini tahmin etmek çok güç. Çok zor. E, bu da aslında Fenerbahçe'yi biraz daha bilinmez kılabiliyor bazı maçlarda. Bu çok önemli. E, Serdar Aziz'in tabi durumu nasıl bilmiyorum ama e, Gustavo Henrique ya da Serdar Aziz tercihi yapacak. Sağda solda Zalai, sol stoper. E, Alioski, Ferdi. Ben Arao mu İsmail Yüksek mi tercih eder? Sanki dörtlü başlayacağından dolayı biraz daha sanki İsmail Yüksek özellikle çok e, formda da bir oyuncu. E, Mert Hakan'ı önde kullanır. Lincoln'u belki yanında. Sağ tarafta belki bir İrfan Can yerine Emre Mor yapabilir mi? E, önde de Ener Valencia'ya Batu e, herhalde olur diye tahmin ediyorum. Beşiktaş açısından Orada da sakatlıklar var bildiğim kadarıyla. Ee, hani Redmond'un durumu nasıl? Ee, onu Serdar birazdan e, söyler. Gezalı da soracağız. E, herhalde oynayacak başlatmaz. Mı? E, çok zevkli bir müsabaka bekliyorum ama e, Beşiktaş açısından avantaj şu olabilir. Valerian İsmail bekleme oyunu mu yapacak? Yani bekleyerek mi karşılayacak? Yoksa daha mı önde basacak? E, Fenerbahçe'ye karşı önde basmak çok akılcı durmuyor onu söyleyebilirim. Ama geçen sene İsmail Hoca'nın olduğu Beşiktaş son Fenerbahçe maçında Beşiktaş çok tempo yapmıştı. Yani çok yüksek bir tempo ile maçı bitirmişti. Belki bu da tercih edilebilir. i̇ki takımın da çok hızlı oyuncuları var. Sonuca gitmeyi bilen oyuncuları var. İşte Enkudu, Redmond, Muleka, Wegors çok iyi oynatan bir karakter. Ve bu tip maçları da çok yüksek seviye maçları çok seven bir oyuncudur. Yani orada konsantrasyonunu üst düzeye çıkartıp e, iyi işler yapabilen bir oyuncu. Ya, çok kağıt üstünde böyle çok dengeli bir müsabaka gibi duruyor bana. Ben biraz e, o yüzden çok e, ne kadro tahmini yapabiliyorum ne de oyunla ilgili çok net bir şey konuşmak çok güç. Ama e, Vegors'un oyunu Beşiktaş açısından belirleyici olacak. Fenerbahçe, vegorsu önlem alabilirse e, ibre Fenerbahçe'ye döner. Çünkü Beşiktaş'ı kilitlemek için Vegors'u kilitlediğiniz zaman çünkü Muleka'yı da Enkudu ya da Redmond'u oynatan oyuncu Vegors olacak. Salih'in Jetson'un da arkadan bindirdiğini düşünürsek onları da oynatabilen bir karakter. Onlar geldiği zaman zaten Salih, Jetson, Muleka, Redmond ya da Enkudu bunlar işin içine girdiği zaman bir bek bekleri de geliyor. Yani Masuaku oradan bindirmeye başlıyor. O katkıyı aldıktan sonra orta saha ve kenar oyuncularından bekler de geliyor ve Beşiktaş hücumda sayısal üstünlüğüyle geçirmiş oluyor. Bunu yapabilirse İbre Beşiktaş'tan yana olur ve ama geçen seneki maçta Beşiktaş'ın içeride oynadığı maçta taraftar çok hükmetti sahaya. ben de maçtaydım o gün. çok ciddi bir reaksiyon verdi hatta oyunun bazı anlarında Mert Hakan Yandaş biraz seyirciyi de ateşlemeyi başardı öyle söyleyeyim. Çünkü ama bu Beşiktaş'ın e, olumlu anlamda seyirci katkısı almasını sağladı. Mert Hakan yanlışın o korner çizgisinin orada, avuç çizgisinin orada birkaç pozisyonda biraz oyunu soğutması vesairesi. Orada da tabii gelen maddeler vardı. Hani oyuncuya e, onu söylemek için söylemedim ama hani bu derbiyi zaten güzelleştiren şeyler bunlar. Ama Beşiktaş taraftarı bu tip durumlarda çok iyi reaksiyon veriyor sahada. Ve o dakikadan sonra Beşiktaş e, gaza basmaya başladı. E, yine aynı durum olursa taraftar gücünü arkasına alan Beşiktaş Vegors'u oynatmayı başarırsa İbre Beşiktaş'a döner. Serdar. Sarıda. Önce milli takımlardan gelen oyuncuların son durumları. O yüzden baktığınızda milli maçlardan sonraki büyük takımların maçları kendi Avrupa maçlarından sonraki maçlar gibi oluyor. Yani Avrupa'dan yorgun gelme olayı değil. Ya farklı bir maçtan farklı bir maça geçiyorsun. Şimdi burada da tabii milli takımlara en çok oyuncu gönderen yani o gönderdiğin oyuncu sayısından öte e, ilk 11'deki oyuncunun e, ne yaptığı, nasıl döneceği. Bence biraz o önemli. E, tabii Beşiktaş'ta Gezal ve Delali sakatlıkları sakatlıktan çıksalar dahi öyle %100 hazır bir şekilde olmayacakları Yok. kesin. Maç eksiği var zaten. Dolayısıyla bence Valerian İsmail isme göre değil, güce göre bir kadro kuracak. Daha 13. dinamik bir orta Sağlam. De. Yani o adı bu. Şu falan ya. değil. Kondisyon, tempo böyle bir derbi maçta bence sağlam. Yani sakatlık riski var. Hafif oynatmaz. Yani Gezal'ın Alanya maçında kendini riske etmesinin faturasını, e, cezasını çekiyor şu an Gezal. Alex Tekşer'in geçen sene yaptığı gibi. Birincisi bu seviyedeki oyuncuları %100 hazır olmadan sakatlık anlamında oynatmayacaksın. Bir maç kurtarım derken 5 maçın gidiyor. O nedenle ben Gezal'ın da, Delal'in de ilk 11'de olmayacağını düşünüyorum. Ee, savunmada yani bir Türk kaledi Ersin tamam. Ersin oynatır. Ersin'i oynatırlar. Savunmaya mı Türk koyarlar? Orta sahada Salih Banko diyorum. Tayyip Talha yapacak üçüncü mecburen. Üçüncü Türk'ü savunmaya mı koyar? Üçüncü bölgeye mi koyar? Üçüncü bölgede kim var? Cenk ki? Tosun. Vegors Sergi. E, Muleka da var. O Vegors'tan vazgeçmez hocam. E, Muleka'dan vazgeçer mi o maçta? Abi şu, bendeki denklem şu. Vegors yanına Muleka. Diğer e, tarafta tabii, tabii. Redmond ya da Enkudu. Enkudu Orta olur. Orta saha e, Josep Salih Jesson. Tayyip Talha Sayıs ikilisi. Sağda Rozier, solda da e, Belki Necip olur. Yok ya Tayip Talha ile başlar diye düşünüyorum. Olabilir bak belki diyorum. Şey yoksa. Çünkü bu maçın bir de manevi tarafı var. Yani derbi hafızası olan oyuncular. Ha. Necip, Cenk, Ersin. Şu an Beşiktaş'ta bunlar var sadece. Necip'i neyi yaptı? Ya Necip zaten hani bilmiyorum bazı oyunculara çok haksızlık ediyoruz. Bunlardan biri Necip, Ersin de o yolda gidiyor maşallah var. Ama ben bu oyuncuların hiçbirine suç bulmuyorum. Hayır maşallah var derken hani bizim öz yaparak bunu söylüyorum. Yani Necip zaten çocuğu nereye koysan oynadı çocuğa asli mevkisini sormadık. Ya ama de eleştiriyoruz. Ersin de... aynı şekilde. Yani bu çocuk bu kadar eleştir tamam eleştirelim ama çocuğun yeteneklerini falan sorgulamaya başladık. Mecit e, iyi oynuyor stoperde. Bunu bütün teknik direktörler söylüyor. Benim konuştuğum hocalar hepsi bunu söyledi. Bir stoperin yapması gereken şeyleri yapıyor. Fakat şöyle bir şey var. Hoca gözü başka, tribün gözü başka. Zaten bizdeki sıkıntı tribün gözünün biraz teknik adamın gözlerinin önüne geçmeye çalışması. Tabii. Burada Valerian İsmail'in en büyük hatası Necip e oynatması değil. En büyük hatası o hatayı yaptıktan sonra oyundan çıkarması anında. Belki hatayı Necip yapmadı. Bazen pas verilmez, pas alınır. Orada Berkan, Berkay'dı galiba. Yani kısa kısa kalmadı belki de pas. Bazı pas alır kendin gider alırsın. Berkay mı? Berkay Vardı da evet. Ama o kadar belli, bak o kadar belliydi ki aslında o golün geleceği Başakşehir maçından bahsediyorsun. Ee, Başakşehir ısrarla hicibe doğru oynattırmayı hedefledi Beşiktaş'a. Ve merkezden o topu kapıca 2-3 pozisyon öncesinde Hatta zaten yine geçen denedi. Hatta sporun Vida'ya oynattırdığı gibi. Tabii. Yani bunun açısından aslında orada Valerian İsmail biraz daha oyunculara ya kardeşim gidin top almaya diyebilir miydi i̇kinci Hatası, ikinci hatası Necip'i stoperde oynatması. E diyorsun ki iyi oynuyor tamam ama orası mayınlı arazi. Bunu birinin Valerya'na söylemesi lazım. Eğer Necip orada bir hata yaparsa hani 36 maçın içerisinde bir maçında hata varsa omuzuna taşırsın değil mi? Ama bu taraftar o hatanın üzerinde durur. Evet öyle. Fakat orada Talha hata yapsa 3-4 tane durmaz herhangi bir yabancı stoperde. Çünkü adam stoper olarak oynatmışsın. Taraftarın Necip'le ilgili sıkıntısı stoperde oynatmayın. Nerede oynayacak? Altın numara. Ya var orada abi. Yani e Joseph ama bak var varken... da Serdar. Yozef yok. Atiba yok. Necip gibi bir altın numara oynatmadın orada. Ve Beşiktaş'ta hep ama, orada sıkıntı ama yaşadı. Ama şu da var. Ben Necip'i özellikle yüksek seviye maçlarda şöyle bir artısı var. Öndeki Santfor'a İlk baskıyı çok iyi yapan bir oyuncu. Yani şey oynarken mi orta sahada? Yok, stoperde. Stoperde. Stop Çünkü Beşiktaş önde basarken bazen ani top kayıplarında stoperinizin hemen o baskıyı yapması lazım ki daraltması iyi yapıyor, lazım. Yapıyor, çok doğru. iyi yapıyor. Önde basarken. Ligde hatta bunu ama en iyi yapan oyunculardan biri. Ayrıca Necip'in çok iyi Fenerbahçe Galatasaray maçları da var, çok iyi derbileri de var Ya Necip. kaldı ki. Ha, şeyin... Şu da var. Yani Necip'i biz böyle eleş, ya eleştiri tamam eyvallah bir herkes yapsın ama Necibi e bu şekilde bir itibar suikastı yapıldığı Rakt. zaman ya ben Necibi biliyorum. Bazen slalom yapıyordu bu çocuk. Yani biz buna ayağı kötü falan da diyemeyiz. Bu özgüvenle ilgili bir sorun Necib'in yaşadığı şu anda. Ama biraz da haksızlık yapılıyor çocuğa gerçekten. Doğru söylüyorsun. Abi söylüyor. bazı oyunculara takız biz. Ee, şöyle bir şey. Bu bizim futbol Ne yapsa yaranamıyor. Yani. Ya şöyle bir şey. Bu bizim futbol kültürümüze ilgili doğru. Böyle. Yani ma maalesef tribünler skora odaklı, artistik hareketlere odaklı, şova odaklı emeğe odaklı değil. Valerian İsmail'e... Bir soru soracağım size. Pandemi olmasaydı eğer bence Beşiktaş şampiyon olamazdı. Sergen Yalçın döneminde. O Ensakal oynayamazdı. O Wellington oynayamazdı. O Kalleri oynayamazdı. Onlar zayıf halkalardı o zaman. Tabii. Bu e, Ümraniye'de bir zirve olmuş. bu zirvede Ceyhun Bey, Başkan, Sayın Nurçebi ve Hoca bir araya gelmişler. Bir sözleşmeni uzatalım diye bir teklifte bulunduğu söyleniyor başkana. Valerin İsmail'e mi? Evet. Haber kimin? Böyle bir haber var mı? Var. Kimin? Şu anda gör ya yani imzasını görmedim. Ben zannetmiyorum. Ben de. Daha yani uzatılır o ayrı da şimdiden Fenerbahçe maçı bile bu da referans teşkil edecek. Fenerbahçe maçı kazansa bile e, uzatalım demez ki. Sezon sonuna kadar uzatalım demez bence. Ben daha iyi fikirdeyim. Ne, sezon sonuna kadar derken bence. Yani. yani. böyle mi olmalı bence tabii ki yani uzun vade düşünüldü e, Valerian İsmail. Spor X'te var haber önümde. <laughs> Ama tabii imzas kaynak kimi İmza yok. Ama bir araya geldiler. İşte o arada o zirvede haber bu şekilde. Bir yere geldiler. Hocanın yanındayım dediler. Hatta haberin başlığını okuyayım sana. Ümraniye'deki zirvede Valerian İsmail'e flash öneri. Okuyayım. Ahmet Nur Çebi, Valerian İsmail e arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmede Çebi, Fransız çalıştırıcıya duyduğu güveni dile getirdi. Ümraniye çıkarma yapmış başkan. Üçlü zirvede Ceyhun Bey başkan Valerian İsmail. Takım durumu hakkında bilgi vermiş Valerian İsmail. İstersen sözleşmeni uzatalım. Yönetim olarak her zaman arkandayız. Sana güveniyoruz. İstememiş. Eleştirilere ki. kulak asmayın. Sadece işinize bakın. Demiş. İsmail istememiş. Başkan mi? demiş. Sözleşme uzatmayı o zaman. Yani ister misin diyor. O işte bir şey dememiş orada ya da yani niye? Ben haberin dili duymadım. Hmm. Ama orada ne konuştukları hakkında birçok e, konuyu biliyorum. Genel bir tablo özeti yapılmıştı. Evet. Hani o Bore... görüşmede. Bence. Şimdi önümüzdeki hafta başkan futbolcular da oturacak. Milli takımdan döndükten sonra herkes. Hepsi oturacak konuşacak. Bak Sercan da güzel haberi. Haber, Sercan yapmış haberi. Bizim şimdi söyledik olan. Ben atlamışım. Kusura bakma Sercan. Dikme. Sercan Dikme ne haberiymiş ya? Bir şey diyemem. Bakın Dişiktaş Fenerbahçe maçından sonra. Bana haber yalan demiyorum. Yok yok. Benim bildiğim haberi... Ahmet Dursebi onu söylemez diye. Bu yorum sonuçta senin yorum. Benim yorum. Bizim Sercan Dikmen'in. Ya doğrusu şöyle söyleyeyim ben de sordum. Yok dedi. Sözleşme uzatma ile ilgili bir şey konuşmuyoruz dedi. Yani biri. Ha bir araya gelinmiş. Bir zirve yapılmış, e, konuşulmuş. Eksikler, gedikler. E, bir moral ziyareti dediğin, belki bir yemek yenmiştir. Onlara yani takım şey, takımdan belki bir rapor alındı. Tabii. Ne yapacağız Beşiktaş i̇şte efendim? Yani derbi öncesinde bunlar çok doğal şeyler. doğal şeyler. Ben bu konuşmaların yapıldığını düşünüyorum. Ha Sonra... belki de söylemiş olabilir başkan maçı galip getirirsek. Ee uzatırız ya ama uzatmayabilir. <laughs> Bilemem oğlum. Uzatmayabilir. Dün, dündür, bugün bugündür. <laughs> Uza, uzatma Yani Sercan yalan söylüyor anlamında söylüyorum. Yok yok, olarak. hayır, hayır canım. canım. Haber haberdir. Tabii. Yani sonuçta ama <laughs> sen niye güldün öyle deyince dündür, bugün bugündür diye. Öyle ama gerçek sen. Futbol böyle yani abi futbol değil, hayatın ta kendisi bu dündür. E, Demiler yani... söyledi ola Şu değil. var. Hay yani... sen gidici gibi konuştun. Ya sonuçlara bakar Aykut ya bu iş. Yani Fenerbahçe maçını galip bitirsin Beşiktaş. Bu arada ee, şey senden özür diliyorum. Esafla. Adana Demir şey anlaştı değil mi? Ee, Adana Spor. Adana Sporla Adana Demir diyorum. Önder Kara Önder Hoca. Diyor. Anlaştı ama prensip anlaşması Bitmiş imzası yok da. Adana Spor. Ya çok Önderim. sevindim ee, ama tabii üzüldüğüm tek nokta ee, Önder Hoca'ya da bir itibar suikasti yapıldı daha önce. Çok enteresan bir şekilde ve geçen sene Beşiktaş-Başakşehir maçı yine. Önder Hoca'nın takımı Beşiktaş önde basıyor. Başakşehir neredeyse orta sahayı geçemiyor. Önder Hoca maçtan sonra topa tutuldu. Beşiktaş niye berabere kaldı diye ya da yenilmiş miydi o maçta? Serdar olmuş. Abi yani ya. Önder Hoca'nın yani çok büyük sıkıntılar var. Mesela Önder Hoca'yı o itibar suikastı yapanlar konusunda bir kere şunu söyleyeyim. Ahiretli işleri zor. Hı? Ahiretli işleri zor. Eğer Önder Hoca helallik vermezse ahiretli işleri zor. Yalan. Yalancılar. iftira attılar. Karısı hasta oldu. Çocuğu üzüldü. Adamın kendisi hasta oldu. Bu kadar terbiyesizliği ben hiçbir yerde görmedim. ya Hı. Bak kim yaptıysa ahiretli işi zor. Bu kadar net söylüyorum. İnanıyorlarsa eğer inançları varsa işleri zor. Çünkü burada sosyal medyada sen gözükmüyorsun ya. Orada gözükmüyorsun değil mi? Yazıyorsun. Vur Bak, ya. Kimse görmüyor. Senin Allah inancın yok o zaman. Hayır. Allah et. görüyor ya. Şu var. Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir'de oynatmayan teknik direktör Önder Karaveli mi acaba? Oca Önder o, Hoca nereye o, çalıştırıyordu o, Kerem o zaman? O Kerem'le nasıl sarıldı Önder Hoca gazete maçında? Za niye? Zaten şöyle bir durum var. Önder Hoca Kerem'i çalıştıran adam değil ki. Önder Hoca... Hocası değildi onun. Yani ya U21'de miydi yanlış hatırlamıyorsam Kerem de U19'dayken hocaları rica ediyor. Kerem oraya gelebilir mi diyor. Bir maçlığına teknik direktör yapıyor. Bunlar arasında yapıyor. gazeteciler de var. Gazeteciliği farklı yerlere götürdü bu arkadaşlar. Ee, bunları böyle Bak. afişe etmediğimizde sürece birileri birilerine teknik direktör yapmaya çalışıyor ülkede maalesef. Çok yapılan bir şey. Yani bu ilişkiler irdelenmeli. Ben de onu söylüyorum işte. bu kadar terbiyesizlik şey olmaması lazım. <laughs> Bu cesareti nereden buluyorlar? Çıkacak, söyleyeceksin.